Sizdendir bu dedi. Allah'ın rahmetine kavuştu. Bunun yakınını falan bulursanız gönderin gelip alsınlar. Ya da biz burada namazımızı kılıp gömeceğiz. Peki dedim amca ararım. Verdi adını soyadı Beatrice'nin diye biri 70 yaşında Fransa'dan oraya gezmeye gitmiş. Aradım. 10 dakika içinde buldum. Biz birbirimizi biliriz çok azız çünkü. 10 dakika içinde buldum. Gittim. Dükkanlarına dedim böyle birini tanır mısınız? Adını verdim yaşlı. Kadın döndü benim anamdır dedi. Bir de dedim vallahi böyle böyle senin anan nerede? Yani Fransa'da yaşar. Hiç mi senin? Abi dedi. O dedi senede 3-4 kere dedi Türkiye'ye gelir. Ama İstanbul'a ya uğrar ya uğramaz. Kalkar köyüne gider dedi. Terk ettiğimiz köyüne gider dedi. Dedim böyle böyle kalk git gitti. Ertesi gün bana bir telefon açtı. Bulmuş, tespit etmiş anası. Ağladı birden. Peki getiriyor musun naaşını? Burada mı gömeceksin? Abi dedi ben getireceğim ama dedi burada bir amca var dedi ağlamaya. Amca ya ver dedim. Aldı dedi. Amca niye ağlatıyorsun? Oğlum dedi bir şey demedim dedi ben dedi. Dedim ki kızım anandır, malındır. Ama bana sorarsan bırak kalsın burada gömülsün. Su çatlağını buldu dedi. Ben döküldüm. Orada döküldüm. Anadolu insanının ürettiği bu deyişten döküldüm. Bu algılamadan döküldüm. Evet su çatlağını bulmuştum. Doğrudur. Hanımefendi Ermenilerin hakikaten bu dünyada gözü. Bu ülkede gözü var. Bu topraklarda gözü var. O zaman yazdığımı şimdi size de tekrarlayayım. Tam o sıralarda Sayın Cumhurbaşkanı Demirel Ermenilere 3 çakıl taş bile vermeyiz diye bir laf etmişti. Ben de bu kadının öyküsünü yazmıştım. Ve demiştim ki, evet biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etme, bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için. Teşekkür ederim.